Türkiye çok kötü yönetiliyor her anlamda. Ama bunların birisi, bir boyutu da bir kötü yönetimin güvenlik politikalarının olağanüstü yanlış bir eksende sürdürülmesi ve Türkiye'nin etrafında adeta hükümetin izlediği politikalarla bataklıklar oluşturuluyor. Ve bu bataklıklardan bir tanesi de ve en büyüğü de Suriye bataklığı. Bataklık diyorum, bu hükümetin politikaların neticesinde 10 yıldan beri her geçen gün derinleşen ve Türkiye için ağır bir güvenlik tehdidi haline gelen bataklık. Onun tezahürlerinden bir tanesinde dün burada elin bir şekilde yaşadık. Yine Türkiye'nin kontrolü altında olduğu söylenen Afrin bölgesinden sızan bir PKK'lı İstanbul'da, Beyoğlu'nda 6 canın yitirilmesine, 60'tan fazla insanın yaralanmasına neden olan bir bombalı saldırı yaptı. Tabii bu saldırıyı tek başına yaptığını düşünmek mümkün değil. Buraya kadar getirilmesi, burada bir yere yerleştirilmesi, bunlar nasıl bir sistemin devrede olduğunu gösteriyor. Ama hani Afrin bizim kontrolümüzdeydi? Hani Afrin'de sınır güvenliği sağlanmıştı? Afrin'de ÖSO'cuların Türkiye bölgeyi kontrol altına aldıktan sonra halka karşı giriştiği eylemlerin, Afrinlilere karşı giriştiği eylemlerin halkı nasıl terör örgütünün kucağına geri ittiğini şimdiye kadar konuşmadık. Ama şimdi konuşacağız. Erdoğan'ın Kuvayi Milliye dediği ÖSO'cuların orada nasıl çeteleştiğini konuşmadık. Şimdi konuşacağız. Türk askerinin kanıyla, canıyla, üstün özverisiyle, bacaklarını, kollarını bırakarak kontrol altına aldıkları bu bölgeyi, şimdi bu ÖSO çeteleri diyorum, çünkü Türkiye'ye kaçak insan girişinden de bu çeteler sorumlular ve IŞİD'le birlikte çalışıyorlar. Ceylanpınar'la Akçakale arasında ÖSO ve IŞİD çeteleri PKK-YPG ile birlikte 4500 dolara adam sokuyorlar Türkiye'ye. Ve onlar bu bataklığı oluşturunca PKK da Afrin'e geri döndü. Geri dönmekle kalmadı. Kırsalda çatışmaya girdi Türk askeriyle. Ve Afrin'den Türkiye'ye eleman sokmaya başladı. Burada bir saldırı yapılacağı bilmiyor muydu? Evet, biliniyormuş. Bak, ben de dün gece öğrendim. 15 günden beri Türk devletinin bütün istihbarat servisleri burada teyakkuz durumundalarmış. Evet. Hepsi. Bilginin... Nereden biliyorlar bilmiyorum. Ama Süleyman Soylu açık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin mesajını aldığını söyledi. Olabilir. Olmayabilir. Bir başka devletle mesaj yollamış olabilir. Onunla da ilgili biz araştırmalarımızı sürdürüyoruz parti olarak. Çünkü mevcut yapının Türk halkına doğru söylemediğini biliyoruz. Mevcut yapının, yani hükümetin Haziran-Kasım 2015'te Türkiye'de terörü nasıl kullandığını gayet etkili bir şekilde seçim sonuçlarını etkilemek için biliyoruz. Ve yine seçimler yaklaşırken Türkiye'nin bir Haziran-Kasım 2015 yaşamasına izin vermeyeceğiz. Bunu daha önce kamuoyu önünde söyledim. Bakın, Ahmet Davutoğlu, korkma artık ya. Ahmet, gerçekten korkma. Anlat şu Haziran-Kasım arasında ne olduğunu anlat. Yakın çevrene ne anlattığını biliyorum. Kimin ismini verdiğini de biliyorum senin. Ve Erdoğan seni çok korkuttu. Korkma, korkarak siyaset yapma. Bu halka karşı sorumluluğun var. Başbakanlık yaptın sen. Olan biten her şeyi ben biliyorsam sen de biliyorsun be adam. Utanmadan o altılı masada oturma. Bunları Türk halkına anlat artık. Kimler yaptı bu işi? Nasıl yaptılar? Nasıl kurguladılar? Bak, ben ölümü göze aldım. Siyaset yapacaksan bu ülkede onu göze alacaksın. Yoksa git üniversitede ders ver. Ahmet, bak ben biliyorum. Sen de biliyorsun. Yakın çevrene ne söylediğini de biliyorum ben senin. Tamam? Kimin suçladığını da biliyorum. Ama korkakça davranıyorsun. Bir milletvekilliği uğruna. Anlat, ne oldu? Bak, sen sustuğun için insanlar ölüyor hala.
Böyle siyaset yapılmaz oğlum. Böyle siyaset yapılmaz. Bu korkaklıktır. Türk halkına karşı sorumluyuz. Yakın arkadaşlarına söylediğini, yakın çevrene söylediğini herkese söyle. Türk halkı duysun. Nasıl oldu bu iş? Ki bugün ne oluyor onu da anlayalım. Durum bundan ibaret. Efendim bununla ilgili Davutoğlu bir açıklama yapmazsa ilerleyen dönemde yapmayı planlıyor musunuz? Benzer bir süreç başlarsa takip edeceğim. Yapacağım. Yapmamı engelleyecek şekilde bana yönelik bir suikast girişimi olursa diye de tedbirimi aldım. Geçen ay olan bir gelişmeyle ilgili, bu çerçevede olan bir gelişmeyle ilgili bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapsamlı bir açıklama yapacağım. Tamam? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.